Yıl 1998, evimizde bilgisayara ilk defa interneti bağladık ve annemden günde 1 saat bile izin alarak interneti kullanabilmek benim için inanılmaz ama inanılmaz lüks bir şey. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bu internet bağlantısını çevirmeli bağlantıyla eski nesil usulle yapabiliyorken, yıl yaklaşık 2005-2006'ya geldiğinde ADSL ile tanıştık ve ADSL ile evimizi ilk bağlattığımızda 1 megabitlik bir internet hızını yaklaşık 6 kişi kablo ile bölüşerek kullanabiliyorduk. Ve benim için özellikle son yıllarda hala internet problemi devam ediyordu oturduğum bölgede. Oturduğum diğer bölgede yaşarken 2020 yılına geldiğimizde VDSL ile tanıştım ve 70 megabit hızlara ulaştım. Ve sonrasında da 100 megabit internet hızı olan fiber altyapıya sahip bir eve taşındım. Şu anda da aynı adreste ikamet etmeye devam ediyorum. Fakat 1 Haziran tarihinden itibaren 1 gigabitlik internete artık kullanıcıların erişebilir olacağı açıklandı biliyorsunuz. Ve birçok operatör bizlerle 1 gigabitlik tarifelerini buluşturdu. Tabi burada önemli bir eksik var. O da şu: bizlere download hızı sunuluyor ama upload hızlarında sıkıntılar var. Ve tabi böyle bir durumda da yine de ben işimi internet üzerinden yaptığım için ve hayal edemeyeceğim bir hız olduğu için, Türkiye için konuşuyorum, ben heyecanla bu işi nasıl yapabilirim, 1 gigabit interneti nasıl evime alabilirim diye araştırmalara başladım. Ve bu videoda sizlere 1 gigabit interneti evime bağlatırken nelerle mücadele ettim, nelerle karşılaştım, onları paylaşıyor olacağım. Kanalımı sizlerin sayesinde büyüttüğümü ve ileriye götürdüğümü biliyorsunuz. Dolayısıyla kanalıma abone olup bu videoyu beğenip ve diğer videolara da bir göz atar, sosyal medya hesaplarımı da desteklerseniz sonsuz sevinirim. Şimdi gelelim 1 gigabit internet olayına. 1 gigabit internet açıklandı ve ben sonrasında hemen Türk Telekom'u aradım. Bu arada bu videoda herhangi bir sponsor, herhangi bir destek veya hiçbir şey yok. Tamamen organik bir içerik arkadaşlar. Yaşadıklarımı sizlere anlatacağım. Teşekkür edeceğim insanlar var. Onlar da tamamen görevlerini en iyi şekilde yerine getirdikleri için onlara da teşekkürlerimi sunmak istiyorum videonun ilerleyen bölümlerinde. Türk Telekom'a ulaştığımda bana sordukları şey şu oldu: evinizde GPON var mı? Ben de dedim ki GPON ve sonrasında GPON'a baktım, gerçekten yok bizim evde ve doğrudan bir CAT6 kabloyla aşağıda bulunan bir switch'ten evime fiber internet geliyor. Buraya kadar her şey normal gelebilir sizlere, ancak Türk Telekom bana dedi ki biz evinizde GPON yoksa size gigabit internet ne yazık ki veremiyoruz, çünkü CAT6 abonelerimize bu interneti vermemiz mümkün değil. Sonrasında tabii ki ben rahat durmadım. Bu işi nasıl çözebilirim diye araştırmalarıma başladım. Bu süreçte Mert Kuşkapan'la görüştüm. Mert Kuşkapan'ı belki yanınızda tanıyanlar vardır, ya da tanımayanlar varsa, kendisi daha çok internet üzerine ciddi anlamda kafa patlatan ve bu konuda çok önemli, güzel içerikleri olan bir arkadaşımız. Kendisi de evinde bu süreçleri yaşamış, başka yerlerde yaşamış, uzun yıllardır internet üzerine içerikler üretiyor, teknoloji üzerine içerikler üretiyor ve kendisiyle kurduğum iletişimde o da bana aynı şekilde, abi GPON'u evine çektiremezsen, GPON'dan kastım da şu anda ekranda gördüğünüz küçük bu kare cihaz. Tabii bu kare cihazın evime gelebilmesi için bir de sarı fiber kablosunun doğrudan evime girebiliyor olması gerekiyordu ve işte en büyük problem de zaten burada başlıyordu. Çünkü Türk Telekom'a bu başvuruları yapıp bu başvuruların sonucunu almak ve sonrasında bu kabloyu eve çektirmek ciddi bir zaman alabiliyor arkadaşlar. Eğer şanslıysanız benim gibi, sizlerin de evine hızlı bir şekilde apartmana kadar tabii ki fiber geliyorsa burada bir dönüşüm yapılabilir. Şanslıysanız tekrar söyleyeyim. Gelelim sonrasında neler yaşadığıma. Türk Telekom'a tekrardan bir iletişim kurdum ve kendilerine durumu aktardım, durumu anlattım. Değerlendirme gerektiğini ilettim ve yaklaşık 15 gün sonra Türk Telekom'un bulunduğum bölgeye bağlı olan ofisindeki çalışanlar bana ulaştı ve buradaki durumu sordu. Ben anlattım tekrardan. Binaya kadar fiber geliyor. Zaten bir fiber altyapıya sahip adresteyim, ancak evimin içinde bir fiber kablo yok. Yani o cam kablo dediğimiz kablo yok dedim. Kendileri de biz bir daha değerlendirelim, size bir dönüş sağlayalım dediler ve yaklaşık bir hafta sonra Türk Telekom ekipleri yaklaşık 1 ya da 2 gün içinde adresinize geleceğiz. Apartmanınızdaki dairelerin isteyen adresinin hepsine bu dönüşümü yapabilir dediler. Fakat sonrasında süreç yine bir çıkmaza girdi. O da şu: şimdi apartmanlarda biliyorsunuz yalnız başınıza karar vermeniz mümkün değil ve bu fiber kablolar çekilirken yaşadığınız apartmanın altyapısı iyi değilse yeni bir delik açılması gerekiyor. Taban deliniyor ya da başka uygun görülen bir yer. Çünkü bir keşfe geldiler yaşadığım adrese benim de. Türk Telekom ekipleri bana iki tane seçenek sundu. Bunlardan bir tanesi tabanı delerek kabloyu yukarı getirmek ya da apartmanımda bulunan bir altyapı var. Arka tarafta bir şaft dediğimiz bölüm var. Kabloların döşeli olduğu. Oradan
buradan kabloyu evime kadar getirmeye çalışmak. Ama burada da bir başarısızlık olabilir. Hani kablo yolları tıkanmış olabilir. Kabloyu eve kadar getiremeyebiliriz. Bu durumda da sizin evinize yan duvardan giriş yapabiliriz diye hani onayımı almak istediler doğal olarak. Ancak yöneticinin de onayını almanız lazım dediler. Ben tabii o sırada hemen ne yapacağımı düşünüp bir yöneticiyle görüştüm ve kendisi de sağ olsun bana dedi ki hani apartmanda genel olarak böyle bir yüksek hızlı internet isteyen yok. Sadece dönüşümü sana yapabilirler. Yalnız tabanı deldirmeden yaptır lütfen dedi. Tabii yine benim için orada karaları bağlama anları başladı. Tabii ben sonrasında tekrardan görüştüm Türk Telekom ekipleriyle ve onlara durumu aktardığımda bir gelelim bakalım dediler ve buradan sonra da gerçekten gönülden söylüyorum zaten söyledim. Kesinlikle herhangi bir sponsorluk ya da hiçbir şey yok. Buraya gelen ekip benim şansıma o kadar iyi işlerini yapıyordu ki arkadaşlar. O kabloyu tek bir delik bile açmadan aşağıdan binaya gelen switch'in oradan dönüşümü yaptılar ve evime kadar getirdiler. Sonrasında zaten şu an böyle hani o anların videolarını falan sizlere gösteriyorum. Kendileri ısrarla istememelerine rağmen ben de onlara yardım etmeye çalıştım. İşte kablonun kılavuzunu tuttum, ittirdim, çektim. 4-5 kişi gelmelerine rağmen iş öyle küçük gözükse de büyük bir iş gerçekten. Ve yaklaşık 3 saat süren çalışmaların sonunda kabloyu eve sokabildiler ki aslında evin kapısına kadar getirdikleri kablo eve girerken problem yaşadı ve o noktada da işte hep birlikte el birliğiyle dediğim gibi bana hani defalarca aman siz ellemeyin demelerine rağmen ben tabii rahat durmadım. Onlara yardımcı olmak için elimden geldiğince destek de olmaya çalıştım. Kabloyu eve soktuk. İnternet gerekli bağlantılar yapıldı ve sonrasında da şu anda gördüğünüz 1 gigabit internete kavuşmuş oldum. Gigabit internet önemli mi? Standart bir kullanıcı için sizce bir ihtiyaç mı derseniz de bana sorarsanız açıkçası standart bir kullanıcı için 1 gigabit oldukça yüksek bir hız. Yani eğer fiyatlar düşük olsaydı tabii ki alın derdim sizlere. Ancak bu işi biraz daha benim gibi işte iş amaçlı kullanıyorsanız interneti veya başka bir amaçla kullanıyorsanız yani internete dayalı bir ihtiyacınız varsa bence gigabit internete eğer altyapınızda uygunsa geçebilirsiniz. Benim için bu bir hayaldi. Tabii bu hayali gerçekleştirmemde bana yardımcı olan ilk başta Türk Telekom'a çok teşekkür etmek istiyorum bu videoda. Çünkü benim şansım sebebiyle doğru ve işini iyi yapan insanlara denk geldim ve bir şekilde benim problemim çözüldü arkadaşlar. Ve tabii buradan Mert'e de tekrardan teşekkür edeyim. Bayağı kendisiyle telefon istişarelerinde bulunduk ve sonunda internete evime kadar da getirmiş oldum. Kabloyu evime kadar da getirmiş oldum. Bu videoda sizlerle bu süreci paylaşmak istedim. Eğer böyle bir problemle karşılaşırsanız altında dertleşelim videonun işte hani neler yapabilirsiniz. Ben sizi nasıl yönlendirebilirim? Binanıza kadar fiber geliyorsa oradaki dönüşümü nasıl yapmanız gerekiyor? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Vesaire yine videonun altında zaten dertleşiyor oluruz, konuşuyor oluruz. Biliyorsunuz bütün yorumlara cevap veriyorum. Kendimdeki yaşadığım süreçte bu. Peki hızlar nasıl derseniz de hızdan genel anlamda memnunum arkadaşlar. Sadece bir kere bir arıza yaşadım. O arızaya da yaklaşık 48 saat içinde müdahale ettiler ve internet normal seyrine geriye döndü. 1 gigabit bir internet var. Kablolu da yaklaşık 900 üstü bir hız alıyorum. 900 megabit üstü bir hız alıyorum. Upload ise dengeli olmuyor çok böyle ama değişiyor yani 20-25 megabit bandında bir upload görebiliyorum. Bazen 40'a kadar çıkabiliyor. Ama kablosuz tarafına baktığımızda internet hızım kablosuzda 600 megabit bandından yukarıya çok da çıkamıyor. İyi bir altyapı kurmama rağmen kablosuz anlamda bunu şu anda sağlayamıyorum. Böyle bir kayıp yaşamak zaten normal. Hani bunun da altına çok düşmüyor açıkçası. Düştüğü de oluyor. O zaman da farklı müdahalelerde bulunup düzeltmeye çalışıyorum ama benim şu anda bulunduğum alanda en çok kullanım yaptığım internet çeşidi kablosuz internet. Dolayısıyla kablosuz internete de farklı yatırımlar yaparak daha hızlandırmayı da düşünüyorum. Ve benim süreçte bu şekilde hızı aldık, kabloyu çektirdik ve bu süreci de sizlere paylaşmak istedim. Mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizlere de faydalı olabilmişimdir anlattıklarımla ya da yorumlarda sizlerin yazacaklarına cevap vererek de faydalı olabilirim umarım. Ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.